Günaydın herkese. Bir yerden yansımadan gözükeceğim diye ufak bölüm kopuyor. Umarım editte görüp atmak zorunda kalmam. Filtre kahve demleyecektim ama bir anda canım böyle mokapot kahvesi çekti. Süt köpürtücüm yok ama böyle suda köpürttüğüm o köpüğün dudağımı yumuşacık değdiği bir kahve içmek istedi canım. O yüzden şimdi mokapotumda kahve yapacağım. Badem sütü var dolapta, onu kullanırım herhalde. Bakalım yapalım. Bu arada sizi güncellemedim. Bizim kıllar bu şekilde. Şuna bakar mısınız? Resmen Mickey Mouse oldu. Aloe vera. Maşallah bir sürü yeni yavrusu var. Sanırım şu aloe verayı yeni saksıya dikeceğim. Aslında bunu da dikmeliyim ama onun daha çok ihtiyacı var şu an. Eskiden biz yurttayken köpüğümüz böyle yapardık. Evet, balkondayız. Artık bu kitabı bitiriyorum. Arkadaşlar, ortaya şöyle bir tabak geldi. Güzel bir kahvaltı bence. Armutumun büyüklüğünde kimse lütfen sorgulamasın. Bakalım. Devam. Kitabı da sattım yanlışlıkla. Arkadaşlar bir anda sıcak kahvemiz ice latte'ye döndü. Çünkü ben kitap okurken buz gibi oldum. Bunu yapmak gerçekten aşırı tasarruflu hissettiriyor. Tekrardan merhaba herkese. Bugün masamın üzerine böyle balkabaklı bir mum, birkaç örgü balkabağı ve bana geçenlerde hediye gelen bir balkabağıyla süsledim. Ve çok hoşuma gitti. Sanırım birazdan peçetelikleri de geçenlerde H&M'den aldığım balkabaklı peçeteleri koyacağım. Ve böyle tam bir Ekim ruhu şu an evin içine hakim. Günün batışını kaçırdım. Daha doğrusu ben izledim ama sizlere videoda gösteremedim. Yani buralar normalde hep gün ışığı oluyordu. Ve turunculara vururken çekmek istemiştim. Artık bir sonraki vlogta belki öyle bir an yakalarım. Okuduğum iki kitabı bitirdim. Ondan bahsetmek için geldim. Aslında zaten Mavi Tarlalardan Yürü'yü bitirdiğimi söylemiştim. Önceki anlarda. Ama bu sabah da Amerikan Ev Arkadaşı deneyini bitirdim. Böyle öğleye doğru bitirdim. Hatta saat şu an 5 civarı, kahve yaptık. Kahvelerimizi içerken dedim ki ben birazcık bu kitaplardan bahsedeyim. Çünkü ertele ertele nereye kadar? Zaten bu kitabı taze taze bitirmişken böyle hislerimden birazcık bahsetmek istiyorum. Mavi Tarlalardan Yürü kitabının da dün Lumos'ta beraber bir toplantısını yaptık. Çok özlemişim onu. Her gördüğümde çok özlemişim diyorum kendime ve onunla kitap okumayı da özlemişim. O yüzden beraber kitap okumak çok güzeldi ve üzerine konuşmak da sevdiğimiz yerleri, sevdiğimiz kısımları konuşmak da çok güzeldi. O yüzden iyi ki onunla beraber okumuşum bu kitabı. Şimdi o zaman ilk olarak Mavi Tarlalardan Yürü kitabından bahsetmek istiyorum. Clare Keegan İrlandalı bir yazar ve şu ana kadar dilimize çevrilmiş 3 kitabı var. İkisi Jaguar yayınlarından Emanet Çocuk ve Böyle Küçük Şeyler kitabı. Bu da 100 kitaptan çıkan Mavi Tarlalardan Yürü isimli öykü kitabı. Diğer ikisi novellaydı, kısa kitaplardı. Ben yazarımızı ilk önce Böyle Küçük Şeyler kitabıyla tanıdım. Ve okuduğum zaman Kasım Aralık civarlarıydı. Ve o kitabı okuyunca kitap da tam o zamanlarda geçiyor, böyle yeni yıl zamanlarında geçiyor. Yazarın diline bayılmıştım. Ve dedim ki bu kadının dilimize çevrilen bütün kitaplarını herhalde ben okurum. Öyle de oluyor. Üç kitabını da okumuş oldum bununla beraber.
Sonra Emanet Çocuğu okudum. Emanet Çocuk da çok başka bir tat bırakmıştı bende. Hatta dün Lumos'la beraber en sevdiğimiz kitaplarını üçten geriye sıralarken ikimiz de birinci sıraya o kitabını koyduk. Unutamadığım bazı alıntıları, bazı kısımları var kitabın ve hep benimle yaşayacağını düşünüyorum Emanet Çocuğu'nda. O yüzden benim bir numaram Emanet Çocuk. Sonrasında böyle küçük şeyler demiştim. Üçüncü sırada da Mavi Tarlalardan Yürü Gelir şeklinde bir sıralama yaptık beraber. Ama bu Mavi Tarlalardan Yürü kötü anlamında değil. Aksine o da çok güzel. Yine çok severek okudum. Sadece kafamdaki sıralama böyle. Belki bundan en sonda bahsedebilirdim ama şu an böyle akışına konuştuğum için ilk sırada bundan bahsetmek istedim. Kitabımız bir öykü derlemesi. Claire Keegan'ın yazdığı öykülerden oluşuyor. Daha çok İrlanda kırsalı ve yerel halka ait öyküler diyebiliriz sanırım. Öykülerin kadim bir tarafı da var. Yani aslında bizim Anadolu hikayelerini andıran yönleri de var. Okurken ben bunu çok sık hissettim. Benzer coğrafyaların hikayesini okuyormuş gibi hissettim. Sanki Claire Keegan da bizim Anadolu'da büyümüş, okumuş etmiş, modern bir yazar olmuş bir kadınmış gibi bir his verdi bana. Bence kırsaldaki insanların öykülerini, işte kırsalda bir rahibin veya rahibin, kırsalda bir rahibin veya kırsalda yaşayan kadınların öykülerini bize çok güzel anlattığını düşünüyorum. Yazarın müthiş sade bir dili var. Okurken hiç yormuyor. Çok etkileyici şeyleri müthiş sade bir dille anlattığı için okurken etkilenmeden, imrenmeden, yazarlığına şaşırmadan edemiyorsunuz bence. Şahsen benim adıma öyle oldu. Öykülerde kadınlar ve rahipler diyeceğim birazcık. Çünkü bu ikisi daha ön plandaydı. Hani kitabı kapağını kapattığımda aklımda kalan öykülerin ana karakterleri en azından bunlardı. Sevdiğim çok öyküsü oldu. Dün de bir dört öykü sıralamıştık birbirimize. Benim ilk dört öyküm hemen size de tekrardan söylemek istiyorum. Ayrılık Hediyesi. Kitapta sevdiğim ikinci öyküm sanırım Uzun ve ıstıraplı Ölüm. Üçüncüsü Kurucunun Kızı ve dördüncüsü de Üvez Ağaçlarının Gecesi. Bu dört öykü diğerlerine nazaran çok baskın kaldı bende. Kitabın bence başlangıç ve bitiş öyküleri müthiş yerinde. Hani daha böyle yumuşak bir giriş yapıyoruz. Beni ilk öykü çok eğlendirmişti. Çok az ilk öyküden bahsetmek istiyorum çünkü bana bahsetmek çok keyif veriyor. Uzun ve ıstıraplı Ölüm'de Heinrich Böll'ün evine yazı yazmaya giden bir yazar kadınımız var. Zannediyorum evini yazarlara açmış ve belli zamanlarda gelip burada yazmaları için kalabiliyorlar. Bizim ilk öyküdeki kadın karakterimiz de buraya yazmaya gidenlerden biri. Eve yazmaya gidiyor ama hani o sırada işte kendince denize gidiyor, işte orada bisiklete biniyor, kek pişiriyor falan. Ve sonra bu evi dışarıdan gözlemleyen ve evi gezmek isteyen bir davetsiz misafirle karşılaşıyor. Ve davetsiz misafirimizle aralarındaki o diyaloğu okumak, o davetsiz misafirin gereksiz sinirini, aslında gereksiz denemez bence, kendince haklı sinirini okumak çok büyük bir keyif verdi bana. Oradaki pasif agresif duruşuna bayılıyorum. Bu sebeple ilk öyküyü çok sevdim. Böyle hani düşündükçe beni güldüren bir kısmı var öyküde. Diğer öykülerde tabii o kadar gülemedim. Mesela Ayrılık Hediyesi beni en etkileyen öyküydü. Dün de arkadaşımla beraber üzerine çok durduk. Çünkü tabii çok yaralayıcı bir tarafı var. Hani Claire Keegan çok sade bir dille yazıyor derken bir anda şak diye gerçekleri de yüzünüze vuruveriyor bu öyküyle beraber. Hem bu gerçekliği okumak hem de bu gerçekliğin içerisindeki o masum insanları okumak birazcık tabii can acıtıyor. Ama bunu müthiş bir dille yazdığı için de favoriniz olabiliyor öykü. Sonra bence bitirişte de çok güzel bir öyküyle yapmıştı. Arada birkaç hiç sevmediğim öyküsü de vardı. Yalan yok. Ama onun dışında sevdiğim bir öykü kitabı oldu. Öykü kitabı severlere tavsiyemdir. Zaten gördüğüm birçok hesapta bu kitabı okumuştu. Eğer siz de okumadıysanız kitaplarınızdaysa belki bu dönemlerde bir şans verilebilir. Çünkü bu sonbahar havasına uygun olduğunu düşünüyorum. Öykülerin. Kapağı ne kadar capcanlı yemyeşil olsa da öyküler sanki birazcık sonbahar ruhunda diyebiliriz. Ben bu kitabı severek okudum ve Claire Keegan'ımızın bir başka kitabını da bekliyorum. Belki Jaguar yayınlarından çıkar
Ağustos'ta çıkan kitabı. Şu an İngilizcesini unuttum ama onu da heyecanla beklemekteyim. Hemen çıkarsa belki onu da hemen okurum. Kahve şeker at. Kahve biraz esmer şeker atmıştım. Evet. Şimdi de İrlanda kırsalımızdan kopup gidelim ve Amerika'ya gelelim. Bir diğer bitirdiğim kitap da Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi. Eğer benim gibi cheese romance, işte young adult, yeni yetişkin, genç yetişkin, yetişkin içerikli kitaplar okumayı seviyorsanız Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi'ne lütfen bakın. Bir göz atın bence. Yazarın daha önce İspanyol Aşk Aldatmacısı kitabını okumuştum. Onu da sevmiştim ama bu kitabı okuduktan sonra diyorum ki hani ona olan sevgim öylesine bir sevgiymiş. Bu kitabı çünkü gerçekten çok sevdim. Konusundan bir önceki güncellemede bahsetmiştim, o yüzden sadece duygularımdan bahsetmek istiyorum. Ben iki karakter arasındaki çekimi çok sevdim bu kitapta. Şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer hani böyle isveli cilveli masmavili bir kapağına aldanıp okumayı düşünen küçük yaştaki okurlar varsa ben onları tavsiye etmem. Bence 18 yaş ve üzerindeki okurlar için daha uygun olacaktır diye söyleyebilirim. Yani kapak aldatıcı olmasın. Tatlı bir ev arkadaşta okuduğumuzu düşünüyorum. Kadına ve erkeğe yüklenen rolleri birazcık aşan bir öykü. Aslında artık yeni kuşakla beraber gelen öykülerin hiçbirinde rahatsız edici, işte cringe edici, bu işte kadının yapması gereken bir şey değil, yok bu erkeğin yapması gereken bir şey değil diye sürekli sinirlenmek zorunda kaldığımız sahnelerin artık olmadığını görüyoruz. Kitaplarda artık o hem eril dil hem o kadın erkeğe yapılan o baskı veya ikisinden beklenen durumlar, işte aşkta da her şeyde de birazcık böyle kalktığını görüyoruz. Burada karakterlerimiz çok tatlıydı. Ana kız karakterimiz gayet işte aklı başında, tatlı, mühendislik bitirmiş ama aslında yapmak istediği şey yazarlık olan ve bunun için de cesaret edip bir adım atan, işte birikimleriyle yeni kitabını yazmaya çalışan bir karakter. Bunun yanında çok tatlı sörfçü olan ve hayatını bununla idame ettiren bir erkek karakter görüyoruz. İşte onun yaşadığı talihsiz bir durum var. Bir yandan bunu merak edip irdelemeye başlıyoruz. Erkek karakterimizin işte yemek yapması, yemeğe tutkusu olması çok çok tatlıydı. Ve bence ikisinin arasındaki kimya müthişti. Zaten bir ev arkadaşlığı okuyoruz ve hani bekliyorsunuz zaten bir şeyler, hani o çekimi okuyabiliyorsunuz, sayfalarda görebiliyorsunuz. Bu sebeple de okuması çok keyifliydi. Erkek karakter bir noktada kızdım. Yani artık böyle sonlara gelirken bir ufak attırdı ama çok hak verebiliyorum. Yani o kadar iyi anlayabiliyorum ki onu. Anlamayı hiç istemiyorum. Bazen sevdiğim kitaplarda karaktere çok kızıyorsam bir durup düşünüyorum. Yani ben kendi hayatımı böyle bir durum yaşasam nasıl tepki verirdim? Evet, böyle bir tepki verebilirdim. Ama bunu karakter yapınca çok kızıyorum. Burada da birazcık erkek karakterimize kızdığım bir nokta vardı. Ama onu anlamaya çalıştım ve sanırım ben de böyle bir gururlu bir tepki verebilirdim diye düşündüm. Ondan sonra birazcık toparladık yani. Hani böyle sinirlenme boyusunda değil de. Ay keşke şöyle ilerlese de her şey tatlıya bağlansa gibi bir talebim vardı. Tabii bunda hani benim talep ettiğim her şey olacak diye bir şey yok. Bundan da kötü bir şey olmuş gibi anlaşıldı. Kötü bir şey olmadı. Her neyse, okursanız zaten daha anlaşılır olur belki cümlelerim. Vallahi çok iyi geldi. Bir de şöyle bir şey var. Bu kitapların şöyle güzel bir etkisi oluyor. Birazcık film izleme tadında olduğu için, yani tamamen gününüzü geçiren, eğlenmeye yönelik, işte hisleri canlandıran, böyle cıvıltılı, kıvılcımlı bir terapi olduğu için okuyabiliyorsunuz ve okudukça da okuma şevkiniz artıyor. İşte mesela buradan okuyamadığım birkaç öykü varsa, mesela bunu okuduktan sonra şevkleniyorum okuyabilir mi? Başka bir kitaba başlıyorum gibi gibi. Ama şu an bu iki kitabı bitirdiğim için çok mutluyum. Burada hiç puanlandırma yapmıyorum ama Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi'ne bir puan verecek olsam 5 üzerinden 3,5 falan verirdim net. Ki bence iyi bir puanlama. Mavi Tarlalardan Yürüye de 4 verirdim. Ama ikisini de kendi klasmanını değerlendirince verirdim diyebiliyorum. Bakalım bundan sonra okuyacağım kitap ne olacak? Böyle herhalde yine bir tatlı kitap, bir edebi açıdan daha tat alabileceğim bir kitap şeklinde devam ederek bu yılı okuma challenge'ımızı bitireceğiz. Ama bu kitapları okuyunca zaten az bir kitap kalmış oldu. Şimdi yarım kalan bir keder ve mutluluğum var. Onu da okumak istiyorum.
Yalnız benim şöyle bir problemim var. Gerçekten bunda hiç bahsetmedim burada ama Timaş yayınları ve punto ve sayfa düzeniyle bir problemim var benim. Bir şekilde puntosu mu, sayfa düzeni mi bilmiyorum. Okutmuyor kitap kendini. Ve belki hep okuyamama anlarıma gelmiş olabilir ve bu benim artık kendim şartlandırdığım bir şey de olabilir. Bilmiyorum. Ama böyle hissediyorum. Çünkü başladığım 3-4 kitabında hep bu sorunu yaşadım. Büyük bir şevkle başlıyorum kitabı. Çok beğeniyorum. Ama sonra o kitabı elime alasım gelmiyor gerçekten. Bakalım. E-kitap olarak falan artık bulursam Keder ve Mutluluğu. O şekilde bitirmeyi planlıyorum. Ama belli de olmaz. Her an okuyabilirim. Çünkü o kitap da çok güzel gidiyordu. Kitap orada olduğu için oraya baktım. Sonbaharda okumak istediğim kitapları çekmiştim. Bakalım onlardan hangisini okumaya başlayacağım ve bir sonraki videoda onu görmüş olacağız. Şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bir hafta olsun. İyi günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kamera açısı birazcık kötü ama yapmayı en sevdiğim şeyi yapalım beraber. Goodreads'e girip okuduğum kitaplara puan vermek, gerekiyorsa çok yüksekse yorum yazmak ve yıldızını yapıştırmak. Müthiş, bitmiş ve tatmin hissediyor. Şimdi şeyden çıkış yapmışım hesabımdan. Hemen giriş yapalım. Bu arada burada hiç söylemedim. Pazar günü İstanbul'a gidiyorum. TÜYAP Kitap Fuarı var biliyorsunuz. Ben de Marslık Kitap yayınlarının standında olacağım. Gelirseniz belki orada görüşürüz. Açıkçası bu videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum. Eğer fuar sonrasında paylaşırsam eğer sizlerle fuarda karşılaştıysak da tekrardan merhaba diyeyim. Yani her iki durumu da kurtarmak adına. Şimdi bir de tik atayım ajandalarıma. Evet. Şimdi buraya yazalım. Okey. Evet. Öncelikle Amerikan ev arkadaşı deneyi. Ay, çevirdeyim sayfa şu an. Neyse bitirdim. Burada 3,5 olmadığı için 3 veriyorum. Postalayalım bakalım. Postalamak. Evet, tekrardan Goodreads'e dönelim. İlerlemeyi güncelleyeyim. Bitirdim. Buna 4 yıldızını verdik. Postalayalım. Sayfa çevirdi olunca bazen çok komik çeviriyor. Aa, bakın. Benim mesela okumaya başlayıp bitirmediğim 3 kitap. Bu kitabı neden bitiremedim? Çünkü o arada taşınıyorduk ve bu kitap çok ağır bir kitap olduğu için bitiremedim. Ama bu kitabı bitireceğim çünkü çok çok merak ediyorum. Belki tekrardan başlarım. Kedi ve Şehir. Bunu neden yarım bıraktığım hiçbir fikrim yok. Bu kitap çok güzel gidiyordu bu arada. Ve Keder ve Mutluluk. Bu da umuyorum ki yakın zamanda okuyacağım bir kitap olacak.